Ablacığım kusura bakma ama ben bir şey anlamadım. Ne var ki o görüntülerde? Buran silah çektiği bile görünmüyor. Birazdan babamla konuşurken öğrenirsin Yusuf. Şimdi acele et. Abi, bu yaştan sonra çiğin etme kendini. Fuat, edebinle çek git. Yoksa bu lafları tek tek yediririm sana. Cüneoğlu'n geldi, bir terbiyesizlik yaptı, toyluğuna verdim. Sen çocuk da değilsin ki toy deyip geçelim. Kaldı ki o senden daha cesur. Hiç olmazsa kendi başına dikildi karşıma. Burak'ı zıvanadan çıkartan, işlerin bu noktaya gelmesine sebep olan Sabri. Videoyu internete yayan da, taksiciye Burak'ın yerini veren de o. Ne zırvalıyorsun sen? Çiftlik basılmadan hemen önce taksicinin mahallesinde ne işin vardı Sabri? Taksiciye Burak'ın adresini kim verdi? Sabri, oğluma kastetti. Evladıma. Bu böyle basit bir hata diye geçiştirilecek bir şey değil. Fuat. Ver bana Sabri'yi. Öğreneyim kim niye öldürtmek istemiş. Fuat, seni kim zarfladı da buraya yolladı bilmiyorum. Ama bu Sabri benim emrim dışında şuradan şuraya adım atmaz. Bu da demektir ki ya bunu Sabri yapmadı ya da benim emrimle yaptı. Başka ihtimal yok. Eğer bu işin arkasında Sabri yoksa ben laflarımı yemeye hazırım. Ama eğer işin arkasından Sabri çıkarsa, sen kendi ellerinle kafasını koparmaya razı mısın? Anlaşıldı. Ben Sabri'yi alacağım, sorgulayacağım. Başka mümkün yok. Boşuna nefesini tüketme. Ben de sana verilecek adam yok. Şu saatten sonra söylenecek söz de yok. Ne oluyor? Bu adamlar kim? Ablacığım sen burada kal, ben bakayım. Ama bir şey mi oldu yoksa? Baba! Baba ne oluyor burada? Gel bakalım doktor hanım. Bakalım babanla aramızdaki anlaşmazlığı da çözebilecek misin? Ne anlaşmazlığı? Baba ne oluyor söylesene. Halide odana çık. Ne? İnsanın evladı söz konusu olunca nasıl da gözü başka hiçbir şey görmüyor değil mi Haşmet Ağa? Oğuz, Halide'yi odasına çıkar. Hiçbir yere gitmiyorum. Halide. Bugün yeterince terbiyesizlik gördüm. Bir de senden görmeyeyim. Odana çık. Ağam, olay çıkarmadan gitmeyecekleri belli. Müsaade et, gideyim ben bunlarla. Fuat beni 40 yıldır tanıyamamış. Hayırdır Sabri, sen de mi tanıyamadın? Söz konusu benim itibarımsa Haşmet Ağa, değil seni, babamı bile tanımam. O belli Fuat.
rahmetli bu edepsizliğini görseydi kahrından ya kendini sıkardı ya sana. Rıfkı, biz konuşacağımızı konuştuk. Yeter, gidiyoruz. Al Sabri'yi. Abi, Salman'ın adamlarından biri aradı. Acilen seninle görüşmek istiyorlar. Tırlar yola çıkmamış. Ne saçmalıyorsun sen? Burak'a ulaşamıyorum. Durum kötü. Sıkıntı büyük. Şimdi senden çok daha önemli bir işim çıktı Sabri. Onu halledip gelene kadar ağanı başkasına satma. Rıfkı'yı kim aradı ki kuyruğu kıstırdı bunlar? Çakal ne zaman kuyruğunu kıstırır Sabri? Kurt ovaya inince. Baba. Şimdi değil Halide. Tanıdık tanımadık kim gelirse bana haber verilecek. Üst araması yapılmadan, silahları alınmadan içeriye kimse girmeyecek. Koruluğa'daki kişi daha koyun. Orada zafiyet var. Anlaşıldı mı? Beni çağır mısın abla? Neler oluyor Oğuz? Ablacığım, o Burak'ın internete düşen videosunu var ya... Sabri abinin yaydığını düşünüyor Fuat Ersoylu. Şimdi de Sabri abiyi alıp sorguya çekmek istemiş. Nasıl böyle bir şey yapabilir? Neye dayanarak? Babam buna izin vermeyeceğini bilmiyor mu? Siz uzaktayken çok şey değişti. Durumlar eskisi gibi değil. Ersoylular çok güçlüler. Babanız... Babam emekli olup köşesine çekildi. Şimdi üstüne gelmelerinin sebebi ne? Ben bunu anlamıyorum. Ali Rıza Burak'ın çiftliğini bastı. Başına silah dayadı. Ersoyluların dengesini bozdu. Ali Rıza'ya da Burak'ın adresini Sabri abinin verdiğini düşünüyorlar. Ablacığım, bu olanların o izlediğiniz görüntülerle bilgisi var mı? Gün gittiğimiz yer, izlediğimiz görüntüler aramızda kalacak Oğuz. Kimsenin haberi olmayacak. Şimdilik. Eyvah. Güzel kızım, neyle meşgulsün? İstifa ediyorum baba. Bana dönmeyeceğim. Baba, ben artık burada, senin yanında olmak istiyorum.
Halide, gördüklerin seni sarstı. Biliyorum. Yani biraz büyütüyorsun. Buranın fevrilikleri Fuat'ın ayarını bozdu. Şansını denedi. Baktı olmuyor. Geri adım attı. Daha ileri gitmeye cesaret edemez. Niye baba? Niye daha ileri gitmeye cesaret edemezsin? Ona kim engel olacak? Bunlar başımıza ilk defa gelmiyor. Ben senin üzülmene, kırılmana hiç bunlara müsaade eder miyim? Babana güven sen. Ama burada olmazsan daha kolay hallederim. Ama benim içim hiç rahat etmez babam. Seni burada böyle tek başına bırakıp aklım sende gidemem. O yüzden ısrar etme. Hiçbir yere gitmiyorum. Benim hayatta en mutlu olduğum günlerden biri hangisiydi biliyor musun? Seni doktor önlüğüyle gördüğüm o ilk gün. Son zamanlarda neyi fark ettim biliyor musun? Biz aramıza o kadar çok mesafe koymuşuz ki. Ben babamı tanımıyormuşum. Üzüntülerini biliyorum. Acılarını biliyorum. Ama sevinçlerini bilmiyorum. Mutluluklarını bilmiyorum. Halide, benim ne kadar mutluluğum, sevincim varsa hepsi ama hepsi sana dair. Ne güzel işte. Demek ki senin mutlu olman için benim senin yanında olmam.